Merhabalar sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olan herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Ay burcunuz boğaysa, güneş burcunuz boğaysa ama en önemlisi evlerden bahsediyoruz. Doğum haritanızın üzerindeki evlerden. Dolayısıyla yükselen burcu boğa olanların öncelikle beni dinlemesi daha doğru olacaktır. Sevgili yükselen boğa burcu, çok değişik bir aydayız. Cesaret yüklenmeniz gereken bir aydayız. Ve ayın ikinci yarısında 14'ünden itibaren Venüs artık Boğa burcuna geçtiği için hemen arkasından 19'unda da Güneş Boğa burcuna geçtiği için ayın ikinci yarısı nispeten daha rahatsınız. İlk yarısındaki gibi değilsiniz diyebilirim. Dolayısıyla ayın ikinci yarısında doğan yani ilk dekan doğan Boğa burçlarında Güneş burcu Boğa olanlarında doğum gününü şimdiden kutlamış olayım. Şimdi Nisan ayını detaylandıralım. Nisan ayının başında ayın 19'una kadar biraz içi kapalı durabilirsiniz. Aslında benim size önerim her ne kadar cesursanız da planlama yaparak geçirin. Ayın ilk 19 gününü demek durumundayım. Siz planlayın. 19'undan sonra işler daha hızlı ilerleyecek. Çünkü Güneş 12. evinizde ama Venüs var burada ve Merkür burada ayın 4'üne kadar. Dolayısıyla bakalım 4'ünden itibaren diyeyim. Dolayısıyla biraz aslında odaklanıp kendinizle ilgili plan yapma zamanınız ama harekete geçme zamanınız kesinlikle değil. Dolayısıyla biraz durun, çıkış yapmayın, büyük reklamlar yapmayın. Reklam yapıyorsanız, işte bir kendinize çalışıyorsanız, o gün bir şeylerin duyurulması için o gün dedim. Ayın ilk 19'unda, ilk 19 gününde bir şeyleri duyurmak için, öne atılmak için, bir şeyler teklif etmek için, sevgiliye bir şey teklif etmek için, yeni bir kursa yazılmak için diyelim. Başlangıçlar için çok doğru dönemler değil maalesef ayın ilk zamanları. İçe kapalısınız, evet içe kapanın ama bunda hiçbir problem yok. Yaratıcılığınız maksimum seviyede sevgili boğalar. Aslında aklınıza her ne gelirse bunu planlayabilirsiniz. Çok iyi fizibilite yapar. Kendinize ekip kurarsınız, arkadaş yanınıza çekebilirsiniz. Arkadaşlık eviniz çok canlı ve çok büyük adımlar atmayın. Yani ufak ufak adımlar atın elbette. Bir şeyleri duyurun ama kitlesel duyurmayın. Yani bu başlangıç şimdi olursa sönük kalabilir. Onu demek istiyorum. Tabii şöyle bir şey de var. 12. evinizde güneş varken dedikodunuz yapılabilir. Hakkınızda ne bileyim kuyunuzu kazanlar olabilir. Çalışırsınız çalışmıyor diye olabilirler. Özellikle kadın figürleri ön planda ve kadın figürlerinden problem yaşama ihtimaliniz var. Ayın ilk 19 gününde. 12'sinde bir yeni ay var. Şimdi 4'ünden itibaren Merkür Koç'a geçiyor. Depresif olabiliriz. Depresif olmamaya gayret edelim. Merkür Koç derken çok da depresif olabiliriz. Depresif olmamaya, kendimizle acıklı, yani nasıl diyelim, canımızı acıtıcı konuşmamaya, ne bileyim olumsuz şiirler yazmamaya, olumsuz yazılar yazmamaya özen gösterelim. Dedikodu da yapmayın tabii ki Merkür Koç derken Boğa burcu dedikodu da yapabilir. Şimdi 12 Nisan planla ve yap emri veriyor size. 12 Nisan'da Koç burcunda bir yeni ay var. Yeni başlangıç zamanı. İşte planlama yapmanız gereken zaman bu. Planlarınızı inzivaya çekilip de kendinizle konuşarak yapsanız iyi olur. Birilerinin manipüle etmesi çok doğru olmaz. Yapamazsın bu işi dedirtmeyin. Bu iş olmaz dedirtmeyin. Planlarınıza sahip çıkın. Çok fazla masaya yatırıp başkalarıyla uzun uzun bunları konuşmayın. Çünkü konuştuğunuz her detayda birilerinin sizi aşağıya çekmesi ihtimali de var sevgili boğalar. 12'sinden öncesinde 6 ve 9 Nisan'a lütfen dikkat edin. Bunlar gergin günler çünkü bir takım sabit yıldızlarla tam kavuşum günleri. Onlara ben tabii ki özel olarak soracak olursanız ayrıca bilgi vereceğim muhakkak. 14 Nisan artık Venüs'e geçiş dönemi. Venüs'ün boğaya geçiş dönemi. Dolayısıyla fiziğinizde değişim. Belki psikolojinizi toparlamak için böyle bir saçlarınızla ilgilenebilirsiniz. Gerçekten zayıflamak istiyorsanız 14'ünde başladığınız diyet gerçekten sizi hızlandırır. Çünkü Venüs ve sonrasında da Güneş sizin birinci evinizde yükselenizdeyken her şey çok hızlı ilerler. Ama
Bu ay özetle para kaybedeceğiniz, çok harcayacağınız, değmeyecek yerlere para vereceğiniz bir ay. Aslında 19'una kadar böyle ama Şubat ve Mart'ta da bu etki vardı. Nisan'ın ilk 19 gününde daha toksik. Harcayacağınız yerler boşa gidecek yerler olabilir. Harcamayın, durun. Yani direkt harcamayın ve durun. Temel ihtiyaçlar hariç tabii ki. 14'ünden sonra Venüs artık sizin birinci evinizdeyken kendiniz için bir şeyler yapabilirsiniz. Yapacağınız diyet çok işe yarayabilir. Yapacağınız estetik operasyon çok işe yarayabilir. Herkes tabii ki estetik operasyon yapmıyor ama yürüyüşlere başlarsınız işte o zaman kesintiye uğramaz. Kendiniz için bir takım alışverişler yapmak istersiniz. Bunlar lükse kaçmaz. Ama daha farklı tarihlerde lüks olabilir. Özellikle Venüs, tabii Venüs aynı zamanda parayı da yönetir. Parayla da alakalı. Dolayısıyla para konusu birinci evinizdeyken destek de bulursunuz. Destek bulacağınız tarihleri söyleyeceğim birazdan. 19'unda Güneş artık sizin yükselenize geçiyor. Ülkece 19'undan sonra gerginiz. Onu söyleyeyim. Mayıs ayının ilk günlerine kadar. 19'undan itibaren işte o 11 günlük dönemde ülkece gerginiz, ekonomiden dolayı özellikle. Fakat 19'undan 25'ine kadar biliyorsunuz epeydir Boğa burcunda Uranüs, Venüs'le Uranüs'ün kavuşumu var. 8 derecede Uranüs, haftalardır 8 derecede ve 19 ile 25 arasında bu kadar da uzun sürüyor bu kavuşum çünkü jenerasyon gezegeni bir yere kımıldamıyor gibi görünüyor. Çok uzaklarda olduğu için ama tabii ki sizin için çok etkili. Pek çok boğa yükselen, ay burcu boğa arkadaşım, danışanım kilo aldı maalesef. Kendimden bahsetmiyorum bile. Orayı hızlı geçiyorum. Dolayısıyla 19-25 arasında Venüs-Uranüs kavuşumundan nasıl faydalanacağız? Venüs sizi iyileştiren yöneticiniz sevgili boğalar. Dolayısıyla oraya biraz sığınacağız. Yani aniden para, aniden belki bir operasyon gerektirecek bir konu olabilir. Aniden para bulmanızı sağlayabilir. Çünkü Venüs orada sizi parasal anlamda da destekler. Venüs de buraya aniden bununla ilgili çözüm getirebilir. Eğer böyle bir ihtiyaç varsa, ki para her zaman ihtiyaç vardır. Ve 22-25 arasında da Merkür'le Uranüs'ün tam kavuşumu var. Demek ki neymiş? Hem 19-25 arası hem 22-25 arasına dikkat edeceğiz. O zaman da aniden haberler alabiliriz. İyi haberler diye söz veremem. Dediğim gibi gergin bir ay, ikinci yarısı da gergin bu anlamda. Merkür-Uranüs kavuşumuna da dikkat edeceğiz. Ve 26 Nisan'da Güneş-Uranüs kavuşumu var. Güneş sizin birinci evinizde, Uranüs de birinci evinizde. Dolayısıyla sizinle ilgili çok ciddi bir haber duyabiliriz. Olumlu, olumsuz, çok ciddi bir haber duyabiliriz. Yani siz de etraftan bir haber alabilirsiniz ama bu sizin doğrudan kimliğinizi etkileyecek bir konu. Evleniyor olabilirsiniz, ben teklif ettim, kabul etti diyebilirsiniz ve evlenme haberi, hamile kalma haberi gibi ciddi, radikal sizin statünüzü, kimliğinizi değiştirecek haberler alabiliriz. 27'sinde de gergin bir dolunay var. Nerede? 7. evinizde. Akrep. Bu bir akrep dolunayı ve akrep dolunayı olduğu için de eşle ilgili karşılıklı bir konuşma, iyi, güzel, olumlu bir konuşma hali, ilanı aşk olabilir. Biz artık tamamen birbirimize bağlıyız diyebilirsiniz. Yani bu bir aşkın da sabitlenmesi anlamına geliyor ve ev alma ihtiyacı hissediyorsanız bakın yeni ayda da bu dolunayda da ev alma konusunda bir iyi bir başlangıç yapma döneminiz. Ama tabii şöyle bir şey var. Akrep dolunayı ve para konusunda da sizi biraz odaklı ve gerçekten ödeyebileceğiniz rakamlarla başlangıç yapmanızı önerir. Çünkü evlenmek, ev almak bu dönem için çok da uygun tarihler. Yine de tekrarlamış olayım. Ayın 19'undan ayın son gününe kadar Nisan ayının ikinci yarısına dikkat edelim. Evet Güneş sizin birinci evinizde ama hem siyasi hem ekonomik hem toplumsal pek çok gürültüyü aynı anda duyuyor olacağız. Kaybolan bakanlardan tutun geri gelen bakanlara kadar gündemimiz çok karma karışık. Dolayısıyla biz tabii ki ülkemizde yaşayanlar için yurt dışından izleyicimi de çok fazla biliyorum. Ama Türkiye'yi merak ediyorsanız biz kaos halindeyiz diyebilirim. Ayın ikinci yarısında inşallah düzelecek umutlarımız var elbette. 23 Nisan'ı da buradan o güzel günü de çocukluğumun bayramını ama tabii ki Cumhuriyetimizi de şimdiden kutlamış olayım sevgili boğalar. Sorularınızı bekliyorum. Desteğiniz için de çok çok teşekkür ederim.
www.ilknuraziz.com adresimi lütfen ziyaret edin. Her gün günlük burç yorumlarımı oraya aktarıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Ve tabii ki sabit yıldızları merak ediyorsanız da bu tarihlere denk gelen, Nisan ayındaki tarihlere denk gelenleri de orada okuyabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.